Kitabımızın yazarı Manika Musin. Üç kedicik ile bir ejderha. Ula Dağı'nın eteğindeki yeşil kırlarda küçüklü büyüklü birçok ev vardı. Bu evler yerin altından geçen tünellerle birbirine bağlıydı. Bu tünelleri kara köstebek yaptı. Yeşil kırlarda yaşayan hayvanlar çok mutlu görünseler de aslında çok korktukları bir şey vardı. Ne? Uludağ'ın yakınlarında korkunç bir ejderhanın yaşadığı söyleniyordu. Bir sabah anne karıncanın çığlıkları duyuldu. Aslında çıktı. Öyle bir şey yok anne. Evet. Bir sabah anne karıncanın çığlıkları duyuldu. Evim, evim, dün gece ejderha evimi mahvetmiş. Ağlayan yalnızca anne karınca değildi. Duman, süt beyaz ve benekli de annemizi hiçbir yerde bulamıyoruz diye ağlaşıyorlardı. Üstelik yeşil kırlarda kayıp olan başkaları da vardı. Bunu olsa olsa ejderha yapmış olabilirdi. O sabah kediler ejderhayı bulmak için dağa doğru yola koyuldular. Yürüdüler, yürüdüler. En sonunda Ala Karga'nın evine vardılar. Hangi rüzgar attı sizi buraya kedicikler? Diye sordu Ala Karga. Ejderhayı arıyoruz, dedi Benekli. Ala Karga onları rahatlatmaya çalıştı. Bütün gece ejderhayı bekleyeceğim. Onu görür görmez yeşil kırlarda yaşayan hayvanlara tehlikenin yaklaştığını haber vermek için büyük zili çalacağım. Hava yavaş yavaş kararıyordu. Kediciklerin tünellere girme vakti gelmiş. Ala Karga, ejderha neye benziyor diye sordu Benekli. Ateş çıkaran burun delikleri ve parlak yeşil gözleri olan kanatlı dev bir kara buluta benziyor diye açıkladı Ala Karga. Sonra da kedi yavrularının yeraltı şehrine girmeleri için yerdeki kapıyı açtı. Kedicikler korka korka tünelde yürümeye başladılar. O sırada ayaklarının altından bir ses geldi. Üzerimizde yürüyen de kim? Bizi kim rahatsız ediyor? Benekli taşlara bakıp merakla sordu. Bu konuşanlar da kim? Biz dırdırcı taşlarız diye hep birazdan cevap geldi. Sonra da devam etti taşlar. Yer altındaki yolların hepsini biliriz. Kaybolmayın diye yol gösteririz. Kedicikler eğlenmek için hoplayıp zıpladılar. Dırdırcı taşlar onlara yeşil kırların sonundaki ulu dağa çıkan yolu gösterdi. Aniden kediciklerin beklemediği bir şey oldu. Onlara yol gösteren dırdırcı taşlar ortadan kayboldu. Kedicikler nereye gideceklerini bilemediler. Birazcık ilerledikten sonra kendilerini dışarıda buldular. Bir anda kulaklarına uzaklardan korkunç bir kükreme sesi geldi. Ejderha geliyor diye bağırdı süt beyaz. Ne? O sırada başka sesler de duyuldu. Kedicikler korkuyla kendilerini tekrar içeride buldular. Ardından kulaklarına bir kıkırtı geldi. Kim kıkırdıyor diye sordu Benekli cesurca. Kocaman bir örümcek çıka gelmesin mi? Şaşırtıcı geçit diye bir şey duymadınız mı siz? Bir dışarıda bir içeridesiniz. Bu yüzden yanlışlıkla dışarı çıktınız diyerek kıkır kıkır kıkırdadı kıkırdak örümcek. Kıkırdak örümcek miyim? Neden bir sürü dostları var? Çünkü örümcekler öyle olur. Niye kıkırdayıp duruyorsun diye sordu Benekli. Böyle tatlı kedicikler evime gelmiş o yüzden kıkırdıyorum dedi kıkırdak örümcek. Say siz niye buraya geldiniz? Biz ejderhayı arıyoruz diye bağırıştı kedicikler. Onu Uludağ'ın yeşil kırlara bakan yamacında bulabilirsiniz diye kıkırdadı kıkırdak örümcek. Kedicikler yollarına devam ettiler. Gündüz dışarı çıktılar. Gece kara köstebeğin kazdığı tünelde yürüdüler, yürüdüler. En sonunda artık yorgunluktan yerlerinden kalkacak halleri kalmadı. Bence bu gece yer altına girmeyelim. Bırakalım da biz onu bulacağımıza ejderha bizi bulsun dedi Benekli. Kedicikler minicik toplar gibi oldukları yerde kıvrıldılar ve korkarak havanın iyice kararmasını beklediler. Neden korkalar? Ejderhadan korkuyorlar. Korkunç bir sesle uyandılar. Yer gök inliyordu. Görebildikleri tek şey iki parlak yeşil ışıktı. Sonra bir anda ortalık duruldu. Kedicikler kurtulduk diye sevinirken kendilerini ejderhanın pençeleri arasında buldular.
Ağlamaklı bir ses duyuldu. Korkuyla büzüştüler. O da ne? Korkunç ejderha hüngür hüngür ağlıyordu. Ben çok yalnızım, hiç arkadaşım yok. Kedicikler şaşkınlık içinde ejderhaya baktılar. Onun dediklerine inanamadılar. Annemiz nerede diye sordu Benekli. Ejderha üzüntüyle inledi. Geceleyin yeşil kırlarda yaşayan bazı hayvanlar yeraltı tüneline indiler ve orada kayboldular. Sonra da herkes beni suçladı. Size yardım edeyim, birlikte annenizi ve diğer kaybolanları bulalım. Peki sonra ne mi oldu? Kedicikler ejderhanın yardımıyla önce annelerini, sonra da diğer kayıp hayvanları buldular. Ne diyor kıkırdak örümcek? İşte buldum seni. Bu sefer yakalayacağım diyor kara sineğe. Ama o pis. Ama onunla besleniyor. Yeşil kırlarda yaşayan tüm hayvanlar ejderha hakkında düşündüklerinden utandılar. Ondan kendilerini affetmesini istediler. Ejderha da özürlerini kabul etti. Hayvanlar artık korkmadıkları için yeraltı tüneline inmiyorlardı. Bu duruma kara köstebeğin canı çok sıkıldı. Ancak toprağı kazmaktan, yer altına yollar yapmaktan hiç vazgeçmedi. Ejderha neden ağlıyormuş? Sence ejderhalar ne yer?